Müsaade var mı dayı? Gel bakalım. Dayı Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Allah tuttuğun altın etsin dayı. Dur ulan dur, ne oluyor? Dayı Elci Cemşir'e para yollamışsın ya. Kız için. Ha, o mesele. Bana bak. Kabak hafızın rüyasına kandım da ikna oldum sanma sakın. Yok dayı, hiç öyle şey olur mu? Estağfurullah. Kabak gibi bir üç kağıtçının senin yanında esamesi bile okunmaz dayı. Ne zaman getireceksin kızı çiftliğe? Vallahi dayı, kızın babası Cemşir'den haber bekliyorum. Haber gelir gelmez uçaraktan alıp geleceğim kızı yani. Güzel mi bari kız? Abo! Güzel de laf mı dayı? Yani dağlar padişahının kızı benim kızın yanında hizmetçi sayılır. Bak sen. Öyle tabii. O kadar para saydık değil mi dayı? Yani çürük mal alır mıyık? Sen mi saydın ulan? Yok tabii dayı. Yani lafın gelişi olaraktan. Yani öylesine. Tamam tamam. Hadi işinize bakın. Olur dayı. Rüzgar çık dışarı. Afiyet olsun dayı. Bir emrin olursa dayı ben dışarıdayım. Çekil kızım, çekil. Görüyor musun? Süt taşıyorum. Toz yapacağım. Bana süt taşıtırıyorlar ya. Abo! Ne yaptın deli oğlan? Alın sütünüzü işte. Hala haber yok mu kızın babasından Ramazan Efendi? Yok Gülizar Hanım, yok. Allah Allah ya. 10 gün geçti. Bu nasıl iş böyle? Yasin Efendi de sabahleyin erkenden çıktı. Kızın babasına mı gitti bilmem ki. Babasına gitti biliyor musun? Hesap sormaya mı? Adamın burasına kadar geldi. Bırakın da sorsun hesabını. Sen dua et de dayının burasına kadar gelmesin. Dağıtacağım bu mutfağı ha. Aman dağıttın dağıtacağın kadar.